Daveti yapanlar da diyelim. Nasıl özellikler olması lazım ve davet ettiğimizlerde nasıl bir özellik olması gerekiyor? Bir kere davetçinin öncelikle davet ettiği şeyi iyi bilmesi lazım. Neye davet ettiğini bilmeyen neye davet edecek? Davet ettiği şeyi bilmeyen neye davet edecek? Önce davet ettiği şeyi çok iyi bilmesi lazım. Bilmediği bir şeye davet ediyorsa o, bu davet de sayılmaz zaten. Yani inşallah öteki gelmez çünkü nereye geleceğini bilmiyor. Evet. Yani Hazreti İsa'nın ifadesiyle söyleyeyim, kör kılavuzlar diyor. Körün köre kılavuzluğu nasıl bir şeydir? Ama kardeşlerim alınmasınlar lütfen. Onlar kör falan değiller. Kör olan burası görmeyenlerdir. Burası görmeyenleri ben kör olarak kabul etmiyorum. Onun için yani neyi gösterecek? O elinden tutmuş, o da görmüyor. Yüzmeyi bilmeyen sırtına denizin ortasında boğulmakta olan adam almış. Ne olur bu? İki kişilik batış. Anlatabiliyor muyum? Bu buna benziyor. İyi bilecek. Davet ettiği şeyi iyi bilecek. İkincisi, davet ettiği şeyi yaşayacak. Eğer siz yaşamıyorsanız, çünkü davet ettiğiniz şey Allah'ın yolu. Bu Allah'ın yolu. Allah'ın yoluna, sebil-i rabbik. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. O yolda değilseniz siz nereye davet ediyorsunuz? Düşünün, davetiye dağıtıyorsunuz, evinizde davet vereceksiniz. Davetiyenin üzerinde bir adres var, geliyorlar insanlar, biz bu zatın davetlisi olarak gel. Onu biz hiç görmedik, burada benim evim diyor bir başkası. Bura onun değil. Yani sahtekarın biri çıkmış, kendine ait olmayan bir mekana sahte bir davetiye. Böyle bir duruma düşmek ister mi insan? Böyle bir duruma düşmüş oluyor. Davet ediyorsan adreste bulun. Allah'ın yoluna mı davet ediyorsun? Allah'ın yolunda ol. Allah'ın yolunda ol ki Allah'ın yoluna davet edebilesin. Allah'ın yolunda olmak yetmez. Yolların için vardır. Yürümek için. Evet. Koşmak için. Yol almak için. Yatmak için yol olmaz. Şeytan da Allah'ın yolunda ama yola oturmuş. Hem de ters oturmuş. Evet, لَاَقُدَنَّ لَهُمْ سُرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ diyor. Yani onları saptırmak için senin doğru dost doğru yoluna oturacağım. Demek ki doğru yolda yürümek lazım. Davetçi olacak insanın Allah'ın yolunda bulunması yetmez, Allah'ın yolunda en az yürümesi lazım. Yani koşması lazım ki öbürü yürüsün. Sen ölmezsen o hastalanmaz. Sen koşmazsan o yürümez. Onun için davetçi o yolda en az yürüyen insan olacak. Dolayısıyla davetçiye düşen en asgari şeyler bunlar. Bunlar. Davet edilende ne lazım? Bir, kulak lazım. Yani لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Ne diyordu? Firavun'u davet et diyordu. Umulur ki o öğüt alır. Ya da haşyet duyar. Yani Allah'ın büyüklüğü karşısında çekidüzen verir, kendine gelir. Peki bu nedir aslında? Dinleyecek bir kulağı olana çağırırsınız. Hani Kur'an'da söylenir ya, yani seslenen çobanın sesini çağlık bağlık olarak anlayan bir koyun sürüsü düşünün. Şimdi koyun sürüsünün çobanın sesini dinlediği gibi dinleyen efendim davet edilir mi? Onun için öncelikle davet umumidir. Davet niye umumi yapılır biliyor musunuz? Sesimi duyanı seçeyim diye yapılır. Yoksa herkes davet edilmez. Herkes davet edilir fakat herkes gelmez. Dönüp bakanla ilgilenmeye başlarsın. Zira herkesle aynı anda ilgilenecek zaten zaman, mekan, imkan yetmez. Enerji yoktur. Onun için önce umumi daveti yaparsın ilgi gösterene. Bugün de öyle değil mi? Broşürü dağıtıyorsunuz. Broşürden telefonu kaldırıp ararsa ondan sonra onunla özel ilgileniyorsunuz. Aramazsa ilgilenmiyorsunuz. Bugün de davet öyledir. Daveti, peygamberlerin daveti de böyledir. Daveti iletirler, davetle ilgilenenlerle ayrıca ilgilenirler daha sonra. Onun için davet edersiniz, kulağı olana edersiniz. Ama kulağı yok. Summun, bukmun, olmuyor. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Zaten Kur'an da onu söylüyor. Anlatabiliyor. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, dönemezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
Yani onlar için birdir. Kafirler için, küfürde ısrar edenler için ister davet et, ister uyar, ister uyarma birdir. Ama onlar için birdir diyor. Sevaun aleyhim, sevaun lekum değil. Evet. Senin için değil, sizin için değil. Yani sen davet et. Niye? Bilmiyorsun ki davetine kim icabet edecek, kim icabet etmeyecek, kim kapalı, kim açık bilmiyorsun ki. Sen davet etmekle mükellefsin. Bilemezsin onu. Hangisi? En umduğun adam davetini reddeder de en ummadığın kişi bakarsın. Allah Allah. Öyle bir tohumu kabul eder. Yüreğini öyle bir aşar ki hayret edersiniz. Hayran olursunuz. Onun için bilmiyorsunuz. Bu anlamda yani başlangıçta hiç kimseyi atık olarak göremezsiniz. İnsanın atığı olmaz. İnsan endüstriyel mamul değildir ki atığı olsun. İnsanın her biri orijinal bir varlıktır. Allah'ın emeği vardır. İnsanın başlangıçta hiç kimseyi Rabbimiz Firavun'dan vazgeçti mi ki sen insandan evet. Vazgeçiyorsun? Ebu Leheb'e baksanıza. Tebbet yedâ Ebi Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun diyor. Ebu Leheb kurusun demiyor ama. Ebu Leheb kurusun demiyor. Tebbet Eba Leheb'in demiyor. Anlatabiliyor mu? Nedir o? Yani Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Gücü kurusun. Nedir? Gücü ve serveti. Gücü ve serveti. Maluhu ve ma keseb. Malı ve kisbi, kazancı. Niye? Adeta Rabbimiz Ebu Leheb'imi elimden aldı. Ebu Leheb'i benim kulum olsun diye yaratmıştım. Emek vermiştim. Özene bezene yaratmıştım. Malı ve serveti, malı ve kazancı Ebu Leheb'imi elimden aldı. Budur şefkat işte. İlahi şefkate bakın. Kur'an'daki en şiddetli ayet hangisi deseniz bu ayet der. Bu ayetin içinden bile şefkat akıyor baksanız. Tebbet Eba Leheb'in demiyor da tebbet yeda Ebi Leheb'in diyor. Evet. Onun için davet edilende de aranan şartlar bunlar. Yani kulak olacak, dinleyecek bir kulak, akleden bir kalp olacak, akleden bir kalbe sahip olacak. Ve davetinizi sürdürebilirsiniz. Yoksa onu arayacaksınız. Hocam.